Bu çiçekler hangi güzel bayan için acaba? Benim için olmadığı kesin. Üzerinde sizin adınız yazıyor. Dünyanın en güzel kadını Didem Şadoğlu. Siz Didem Şadoğlu değil misiniz yoksa? Bazen ben de emin olamıyorum. Ben bir kahve alıp geleyim en iyisi. Ya böyle yapma ama Didem. Sen de suçlusun biliyorsun. Yani bazen öyle üzerime geliyorsun ki gerçekten çok üzülüyorum. Ben de pısırık, tuttuğunu koparamayan bir kocam olduğu için çok üzgünüm Berk. Kalk, benle geliyorsun. Ya dur yavaş, ne yapıyorsun ya? Gel dedim sana. Sana işte sandığın gibi biri olmadığımı göstereceğim. Peki sezona yetişebilecek miyiz Gümüş? Yani yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz biz. Ya ben de Onur gibi kaygılıyım. Daha dikişe geçemedik bile. Ama bu benden ya da ekibimden kaynaklanmıyor. Biz sözümüzü tuttuk. Tasarımlar ve kumaş örneklerini ilettik. Ama kumaşlar gelmedi Paris'ten daha. Ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar yani... lafınızı bölmek istemem ama genel müdür yardımcımız neden toplantıya teşrif etmiyorlar? Ya bu konuşulanlar onun alanına giriyor sanırım. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Didemciğim, bu sadece üst düzey yöneticilere açık bir toplantı. Bugün gündem ağır. Başka zaman izleyici olarak gelsen diyorum. Ablacığım, Didem izleyici değil. Kendisi terfi etti. Artık benim sağ kol. Olmadığım zamanlarda beni o temsil edecek. Aşkım süpersin. Anne böyle tek başına gitme bari. Yok olmaz, onunla baş başa konuşmam gerek. Ama anne Hikmet Bey'in evini bile bilmiyorsun. Ya taşındıysa adam? Ortak tanıdıklarımız var, arar bulurum. Bugün bu işi halletmem gerek Bildur. Yoksa ikimize de huzur yok. Anne Hikmet Bey hiç eski Hikmet Bey'e benzemiyor. Sana kötü bir şey yapacak diye korkuyorum. Sen hiç merak etme. Ben onu eski Hikmet yapmasını bilirim. Fikri Bey uyanınca arkadaşını görmeye gitti de. Tamam derim, merak etme. Hadi dua et bakalım bu işten nasıl sıyrılacağız. Aman inşallah. Ters bir şey olursa hemen ara anneciğim. Tamam, tamam mı? Sen merak etme. Hayırdır? Nereye tek başına? Bir arkadaşım rahatsızlanmış. Bir bakıp geleceğim. Bir şeye ihtiyacı var mıymış diye. Geçmiş olsun. Dur ben de geleyim seninle. Oradan da bir şeyler yaparız. Sen hiç rahatını bozma Fikriciğim. Ben zaten oradan da başka bir yere uğrayacağım. Öyle mi? O zaman ben de Hikmet'i ararım. Çok ayıp oldu adama. Hiç olmazsa kulüpte bir öğlen rakısı içeriz. Yok Fikriciğim, o kadar da gecikmeyeceğim. Sen hiç arama şimdi Hikmet Bey'i. Ben bir saate gider gelirim. Sonra da seninle yürüyüşe çıkarız. Olur mu minik kuşum? Olur sultanım. Nasıl istersen. O zaman kalın sağlıcakla. Hı. Hadi bakalım. İyi günler. Gittin mi büyük cadı? Kim? Dilruba cadısı diyorum. Ha, gitti gitti. Aman iyi. Az biraz kafamızı dinleriz biz de. Niye öyle diyorsun ki Ruki? Yaşlı başlı kadın. Sana ne zararı var? Ne zararı yok ki? Anlat anlat bitmez. Aman. Haklısın, bize ne? Dur sana bir çay getireyim. Hem yorgunluğunu alır. Birazcık da konuşuruz. Aynı evdeyiz güya ama. Kaç gündür ne yüzünü görüyorum... Ne sonra konuşuruz Ruki. Çok işim var benim. Orhan. Sen benden kaçıyor musun? Onu da nereden çıkardın Ruki? İşim yapıyorum sadece. Yok yok. Kaçıyorsun. Ben anlamıyor muyum sanıyorsun? Sanki nefesimi duysan rahatsız oluyorsun. Ama biliyordum ben böyle olacağını. Sildin sen beni gönlümden. Artık eski Rukiye değilim ben senin için. Bir çocuk bile veremiyorum çünkü ben sana. Gözünde artık kadın değilim. Bunun çocukla ya da seni sevip sevmememle ilgisi yok Rukiye. Sen içimde bir yeri kırıp geçtin. Bana yalan söyledin Rukiye.
Benden habersiz gittin, ailemiz hakkında en önemli kararı verdin. İstesem de başka türlü davranamıyorum sana. İçimden gelmiyor. Güvenimi yerle bir ettin. Ben sana nasıl eski Rukiye'm gibi bakarım? O tertemizdi. Kocasını üzmemek için her şeyi yapardı. Ama bu Rukiye yabancı bana. Ne yapsam da ne etsem de içimi almıyor Rukiye. Koklamaya doyamadığım Rukiye'mi arıyorum ben. İnşallah tamamen yok olmamıştır da arar bulurum diyorum Rukiye. Ya bulamazsın?